Şimdi özetle söyleyeyim, yani Fethullah Gülen olayı sadece Türkiye içinde bir irticai hareket değil, aynı zamanda dünya çapında Amerika'nın yayılmasına hizmet eden bir büyük operasyondur. Zaten Özgür Avrupa Radyosu, Amerika'nın Sesi Radyosu niye sizin reklamınızı yapmıyor da Fethullah Gülen'in okullarının reklamını yapıyor? Niye Türkiye bu coğrafya üzerinde okullar açamıyor da Fethullah Gülen gidip oralara okul açıyor ve oraya Amerika öğretmen gönderiyor? Ama Fethullah Gülen de açıklamalarında diyor ki aslında Amerika ve Türkiye Cumhuriyetler konusuna az sonra gelmeyi istiyordum. Siz açtınız, kısaca değineyim. Hadi gireriz, gene gireriz. Evet. Vaktimiz olacak. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim yalnız. Siz Çanday diye bir kent biliyor musunuz? Bu kadar okudunuz, yazdınız, programlar yapıyorsunuz. Biz her şeyi bilecek durumda değiliz. Hayır tabii. Ama Fethullah Gülen biliyor. Bakın eleştiriliyor. Bizim bildiğimiz o bilmiyordur belki. Yani şimdi Çanday öyle bir yer ki Çin-Tayland sınırında uyuşturucu ticaretinin merkezi olan bir yer. Ve Fethullah Gülen'in burada okulu var. Şimdi deniyor ki efendim bu bir duyum Fethullah, mu resmen böyle bir belki? Var, okulu var. Çanday, Tayland'da bir okulu var. İşte o da Çanday'da. Şimdi bir vaiz, ilkokul mezunu bir vaiz, buradan remil atarak veya fala bakarak veya rüyaya yatarak Çanday diye bir kent tespit ediyor. Oraya bir okul açıyor ve buraya da CIA, Amerikan İstihbarat Örgütü, maaşını kendisi vererek, bunu tabii şey üzerinden veriyor, NET var, Ulusal Vakıf, Ulusal Strateji Vakfı. Bunun üzerinden bu öğretmenlerin ücretini veriyor. Yani şimdi çok kapsamlı bir olayın karşısındadır Cumhuriyet. Şimdi 28 Şubat buna son verilecektir diyor.